Sevgili izleyicilerimiz, tekrar sizi aramızda görmek bizim için büyük bir sevinç. Tanrı'nın Sözü programına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her zaman olduğu gibi şimdi de Işık Abla ile birlikte Tanrı'nın Sözü'ne bakacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Matta İncil'in 9. bölümünü ele alacağız. Önceki programda demiştik ki bizimle birlikte İncil kitaplarınızı hazır bulundurun ve bakacağımız ayetlere siz de bakın evinizde demiştik. Eğer hazırsa kutsal kitaplarınız, birlikte başlayalım. Işık okur musun? Tabii. Bu arada hoş geldin. Hoş tekrar. bulduk. <laughs> Sen de hoş geldin. <laughs> evet. Aa, e, dokuzuncu bölüm. Matta'dan başlıyoruz. Dokuzuncu bölüm, birinci ayet. İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ''Cesur ol oğlum, günahların bağışlandı.'' dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden bu adam Tanrı'ya küfür ediyor dediler. Onlara ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki yüreğinizden neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe kalk yatağını topla evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren Tanrı'yı yücelttiler. Hamdolsun. Hamdolsun. Gerçi yani biz bu programı daha önce yapmıştık. Markos <laughs> İncil'inden aynı konuyu. Evet, işlemiştik. Ee, önceki işlemiştik. Ee, ama kısaca değinelim. Pek ayrıntıya girmeyeceğiz ama önemli noktalar var, var burada. Var, var. Çok güzel. Ee, bir tanesi tekrar İsa Mesih e, Kayı'ya binip Karşı tarafa geçiyor, kendi kasabasına geliyor. Evet. Neresi burası? Kapernaum. Evet. Kapernauma geliyor ve kendisine yatalak birini getiriyorlar. Felçli bir adamı yatak üzerine evet. koymuşlar ve arkadaşları getiriyorlar. İsa onların imanını görünce felçliye cesur, cesur ol oğlum, günahların bağışlandı dedi. Ancak bu olaya kadar Markos'ta anlatılan olayları da görürsek. Onlar kalabalık nedeniyle içeri girememişlerdi. Evet damdan sarkıtmışlardı evet, değil kapılar mi? Kapılar kapalıydı insanlar oraya doldurmuştu ge geçemiyorlardı. Hı. Damın üzerine çıktılar oradan bir yer açtılar ve yatağa iple aşağı indirerek hasta adamı İsa'nın olduğu yere indirdiler. Evet. İsa Mesih bu imanı yani bu dört kişinin hastayı getiren kişilerin imanını görünce e, onu takdir etti bu evet. imanı takdir etti ve dedi ki ee, hastaya zaten e, felçli adama ayağa kalkabilirsin. Günahların bağışlandı, cesur oğlum Günahların evet. bağışlandı dedi. Şimdi ilk olayda günahların bağışlandı dedi. Ne, ne günahı bağışlayabilir mi bir insan? Bir insan günahı bağışlayamaz. Daha önce e, Markos'tan açıklarken demiştik ki zaten burada İsa günahların bağışlandı dediği anda Tanrılığını ilan ediyor, Rab olduğunu söylüyor. Zaten neden sinirleniyor dil diyorlar. İnsanların tepkisi ki, zaten değil mi? Sen kendini kim zannediyorsun da insanların günahlarını bağışlıyorsun, adama günahın bağışlandı diye biliyorsun. Zaten olay buradan kaynaklanıyor. Evet. Bu sadece bugün değil, asırlardır, yüzyıllardır, binlerce yıldır süren tartışma. Sen kimsin ki adamın günahını bağışlıyorsun? Ama burada zaten ana nokta bu, adamın sadece şifa alması değil, adamın günahlarının bağışlanması. Zaten e, İsa Mesih. Hı. Yeryüzünde e, tartışılan, en başta gelen, tartışma konusu olan kişilerin başında geliyor. Evet. İsa Mesih'in iddiaları insanlığın anlayışına, Hı -hı. geleneklerine ters düşüyor. Evet. İsa Mesih'in iddiaları ters düşüyor. İsa Mesih'in yaşam tarzı ters düşüyor. Zaten buradan başlayan bir düşmanlık husumeti İsa Mesih'e karşı Tabii. büyük bir husumet göreceğiz. Ferisiler ve din adamları tarafından. Hı -hı. Niçin? Çünkü onların alıştırdığı dinsel yaşam, uyguladığı hı hı. E, yaşadıkları dinsellik o kuru Tanrı'yla ilişki olmadan sadece dinsel anlamda ölü bir dindarlık Ferisilerin ve din adamlarının uyguladığı dindarlıktı. Oysa İsa Mesih bütün bu dindarlık işlerini bırakarak doğrudan hizmet etmeye geldi. Tanrı'nın yetkisiyle hastalara şifa verdi, Tanrı'nın sözünü vaaz etti ve ferisiler baktılar ki iş elden gidiyor. Bizim ekmeğimiz, pabucumuz <laughs> dama atılacak. Bu adam geldi daha dün marangozdu. Şimdi peygamberlik yapıyor. Ne yapıp yapalım da bu adamı durduralım. Evet. Onda suç aramaya, eleştirmeye başladılar sürekli. Bu nedenle İsa'yı köşeye sıkıştırmak, ona, onu durdurabilmek, engelleyebilmek, yok edebilmek için evet. bütün İncil sayfalarında ferisilerin ve din adamlarının İsa Mesih'e cephe aldıklarını görürsünüz. Evet. Ben şuna benzetiyorum. Şimdi bu film yıldızları falan var ya, sürekli yüzünü magazinlerde, televizyonda gördüm. Belli başlı skandal olay yaratan film yıldızları vardır. Olay adam diye geçer, evet. olay kadın diye geçer. Şimdi İsa bugün yaşıyor olsaydı Kesinlikle olay adamdı. Mutlaka Her kesin. gittiği yerde olay yaratırdı. Paparazziler arkasında İsa'yı takip ederlerdi. Ne söyledi? Ne yanlış söyleyecekti biliyorsun? Keserler, biçerler. Bir bir bölümünü alırlar. Ne yanlış söylediyse ya da ne çok böyle göze batan bir manşetse onu halka yansıtırlar. Onun için İsa eğer bugün aramızda bir insan bedenini o günkü gibi yürüyor ve yaşıyor olsaydı olay adamdı. Ama İsa hala olay adam. Biz evet. dediğimiz zaman İsa Rab'dir millet herkes diyor ki siz kafayı mı yediniz evet. değil mi? <laughs> İsa bugün yaşada yaşasaydı dediğin için e, şunu da söylemek istiyorum. Çünkü yaşıyor. Evet bedende bugün yaşasaydı tekrar ben eminim Hazreti İsa bizim peygamberimizdir onu da kabul ederiz diyenler onu başta haça gererlerdi. Tabi. Çünkü İsa'nın evet. iddiaları gerçekten çarpıcıdır rahatsız edicidir. Evet. evet. Ee, o açıdan bunu söylemek istedim. Şimdi ne oldu? Ee, İsa Mesih'i e, getirdiler e, bu hastayı ona ve günahların bağışlandı dedi. Ve din bilginleri yani kutsal yasayı bütün şeriatı çok iyi bilen insanlar içlerinden söylenmeye başladılar. Sen kim oluyorsun da Tanrı'ya Tanrı adına insanları bağışlayabiliyorsun? Evet. Sen bir insansın yani nasıl bağışlayabilirsin? Sonra Dördüncü ayet. İsa onların ne düşündüğünü. Bu da Tanrı oluşu. Evet. bildiğinden yüreğinizden neden kötü düşünceler ve e, düşüncelere yer veriyorsunuz? Bu adamlar açıktan açı ağızlarıyla söylemediler bunu. Evet. Sen kimsin de günahları bağışla. Düşüncesinde bu adamlar düşünüyorlardı. Evet. Sessizce düşünürken bile İsa Mesih onların düşüncesinde geçenleri görüyor ve anlıyordu. Hmm. Hem günahları affediyor hem insanların düşüncesinde ne olduğunu bilen birisi İsa Mesih. Tanrısal yetkiyle donatılmış. Eşsiz, benzersiz birisi. Sonra ne oluyor? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk yürü demek mi daha kolaydır? Laf daha kolay. Yani bir değil şey mi? söyleyip günahların bağışlandı. Hadi iyisin sen Allah'a emanet ol demek kolay. Herkes diyebilir değil Herkes mi? diyebilir. Aman üç vakte kadar bir kısmet çıkacak. Kolay. Söyleyebilirsin. Üç vakit sonra kısmet çıkıp çıkmadığı zaman o zaman gerçek olup olmadığını görürsün. Demek ki lafın sözün davranışta teyit olması lazım. Gerçekleşmesi gerekir. Evet. Söylediğiniz sözün evet, ortaya gerçekleştiğini çıkması lazım. ve gö görülmesi gerekir değil mi? İsa Mesih günahların bağışlandı dedi ama günahlarının bağışlandığının teyidi olarak, kanıtı olarak da adamı ayağa kaldırması gerekiyordu. Evet. Eğer günahlar senin dediğin gibi söyleyebilirsin. ya Günahların bağışlandı. ben söyleyebilirim. Babamın bir sözü kadar. vardır. Bol keseden atmak. Diye. Evet. Bol keseden <laughs> bol at. Keseden at. Ee... Hepinizin günahları bağışlandı. Cık cık evinize öpücük, evinize yallah. <laughs> yani <Evet>. gerçekten. <laughs> ama ispat gerekiyor. İşte İsa Mesih burada adama e, adamı ayağa kaldırıyor ama bunun gerekçesi var. Niçin onu ayağa kaldırdı? Bunun sebebini söylüyor burada. Evet. Ee, altıncı ayet istersen oku onu. 6. ayet mi? Evet. Ne var ki insan oğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Amin. Evet bu burası çok önemli. İnsan oğlunun geçen programda da söylemiştik. İsa Mesih hem Tanrı oğludur hem insan son, oğludur. Evet. Ve burada insan oğlu terimiyle kendisini evet. e, kullanıyor, tanıtıyor. Ve diyor ki insan oğlunun yeryüzünde Günah, günahları bağışladığını bilesiniz diye evet. felçliye diyor ki kalk. Evet. Adamın kalkması gerekiyordu. Eğer kalkmasaydı onu kaldıramasaydı rezil olacaktı ve bütün iddiaları <laughs> yıkılacaktı. Evet. Geçen Değil hafta mi? bir toplantıdayım. geçen hafta oluyor bu toplantıya bir adam getirdiler. Adamın kafasına çok büyük ağır bir kutu düşmüş. Ne kadar kilosu olduğunu bilmiyorum. Raf yani depoda çalışıyormuş. O zamandan beri tekerlekli sandalyede bütün kaburgaları tamamıyla böyle birbirine geçmiş vaziyette ve böyle çok kötü bir şekilde duruyor, oturuyor tekerlekli sandalyede. Ben yani Rab bana sadece e, şifa hediyesi değil ama şifadan önce merhamet hediyesi. Ya o merhametle dolmanız lazım ki bir insana o istekle dua edebilmek için, evet. onun yürüdüğünü görebilmek için. Ve ben onun hikayesini bilmiyordum, neden öyle olduğunu bilmiyordum. Duaya getirdiler. Daha baktığım anda göz yaşlarımı tutamadım. Hmm. Çünkü içim şefkatle, merhametle, merhametle yani. doldu. Ve ayağa kalktım daha dua hiçbir şey başlamadan ve ona gittim dedim ki ee, elçilerin işleri 3. bölümdeki gibi Altınım gümüşüm yok Ama ben Nasıralı o, İsa Mesih Ben de onu sana veriyorum evet. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla ayağa Çok kalk dedi iyi. Ve adam ayağa kalktı ve yürüdü Ve ilan etti şifasını Hiçbir zaman 12 senedir yürümemiş adam Oo, Ayağa kalktı yürüdü karısı, <laughs> karısı hüngür hüngür ağlıyor Ama olay şu Ben adama gidip ayağa kalk yürü dediğim zaman Adam diyebilir ya görmüyor musun tekerlekli sandalyedeyim bu adam da aynı şekilde diyebilir. Evet. Ya görmüyor musun? Ben felçliyim. Nasıl kalkayım? Hayır, kalk dediğim anda felçini hiçe sayacaksın. Rab, Bitti. Rab o ayaklara, bacaklara o gücü veriyor ki onu ayağa kalka Daha önce kalkamayan Amen. ayaklar ayağa kalkıyor. Güç buluyorlar. Amin. Şu anda belki vücudunuzda kireçlenme var. Ee, belki felç geldi daha önce size, inme geldi. Yüzünüzün bir kısmında böyle donukluk var. Konuşamıyorsunuz. Yarım ağzınız böyle yana doğru kaykılarak konuşuyorsunuz vücudunuzda geçirmiş olduğunuz hastalıkların etkisi izi kalmış geçen yıllardan. Şu anda Rab size konuşuyor ve diyor ki şu andan itibaren Amin. kesinlikle bir daha hiçbir iz kalmayacak. İyileşeceksin Amin. Yes. ve evet. mükemmel şifayı alacaksın şu anda. Amin. Ağzını aç ve konuş. Şu anda kolunu oynat, ayağını oynat. Şu anda ayağa kalk. Bu senin elinde. Senin imanın Rabbin şifa gücüyle birleştiği anda Nasıl bir elektrik fişini alırsın? E, takmazsan o, o fişin hiçbir değeri yoktur. Onu takacaksın ama takman içinde bir eyleme ihtiyacın var. İşte o elektriğin kaynağı e, Rab. Rabbin kendisi. Rab o Rabbin kendisi olduğu için senin yapacağın tek iş ne biliyor musun? O fişi takmak ve demek ki inanıyorum. Orada elektrik var, orada güç var, şifa var. Ve bugün İsa Mesih sana diyor ki bende güç var. Ben o gücü eğer iman edersen sana veriyorum ve sen şifanı alıyorsun şu anda. İsa'mı sindiriyor adıyla. Amin, Amin. Evet Rabbim de bereketliyorum. Şu anda bizi izleyen ve şifaya ihtiyacı olan kimler varsa her birine tek tek dokun, her birine özgür et, her birine dokun ve yenile diye dua ediyorum. Hastalıklarından ağrılarından onları özgür et ve cesaret ver her birine ki imanla sana yaklaşıp senin onlara hazırladığın şifayı alabilsinler. Amin, Amin, Amin. Evet sonra. Ee, İsa Mesih adamı ayağa kaldırdı. Adam evet. ayağa kalktı, evine gitti. Evet. Ve halk bunu görünce korkuya kapıldı. Çünkü böyle şaşırtıcı bir olayı hiç görmediler. Ne Tanrı'nın dolduları? aralarında olduğunu hissettiler. Evet. Böyle bir yetki veren Tanrı'ya yücelttiler diyor. Ve bu olay burada bitiyor. Devam edelim şimdi. Matta'nın öğrencilere katılması olayı var. İsterseniz onu bir okuyalım. Ondan sonra bu konu üzerindeki yorumlarımızı da yapalım. İsa oradan geçerken vergi toplama yerinde oturan birisi, birini gördü. Matta adındaki bu adam adama ardımdan gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın yanından ardından gitti. Sonra İsa Matta'nın evinde sofrada otururken birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören Ferisiler İsa'nın öğrencilerine, sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi: Sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim. Ne kadar güzel. Burada Matt da zaten bu kitabın yazarı kendisi bir feri, e, vergi memuru, evet. Romalı e, Roma egemenliğinde e, imparatorluğuna onun adına Roma imparatorluğu adına çalışan bir Yahudi vergi memuru. <laughs> bu adam Yahudi olmasına rağmen Romalılar hesabına çalıştığı için. Genelde Yahudi halkı tarafından sevilmezdi bu vergi görevlileri. Bu madde de onlardan bir tanesi. İncil'de başka bir kişi daha görüyoruz. Zakay'da bir vergi memuruydu. Kısa boylu ağaca çıkıp İsa'yı görmek istemişti. Bu, bu tip adamlar sevilmiyordu. Niçin? Çünkü... Ee, ne bileyim bir şekel ya da bir lira vergi verecekse bu Yahudiler onlardan iki üç misli fazla alıyorlardı. Aldıkları fazlalıkları da kendi ceplerine atıyorlardı. Evet. Bu nedenle Yahudiler Romalılar adına satılmış anlamında yani sevilmeyen adamlardı bu vergi memurları. İsa mesih böyle birisini çağırıyor kendisine beni izle diye ve bu adam iş yerini, masasını, bürosunu kapatıp her şeyi bırakıp geride bırakarak İsa Mesih'i izlemeye başlıyor. Evet. Şimdi burada tabii çok enteresan. Vergi memurları dediğin gibi e, sevilmeyen insanlar. Bir kere zorbalar. Zorbalıkları var. E, tarihte görüyoruz. Günahkarlarla aynı sırada hep anılıyor. Anılıyor. Anılmalarının sebebi çünkü haraç alıyorlar. E, ve rüşvet alıyorlar. Evet. Rüşvetin dışında insanlardan zorla, gasp zorbalıkla ediliyor. gasp ediyorlar. Evet. Demek ki insanlar vergi e, görevlilerini gördükleri zaman sanki mafya görmüş gibi evet. kaçacak delik arıyor. Araç ve, toplayar gibi. Evet zor, zorba insanlar, kaba kaba kuvvete başvuran insanlar. Kendileri yapmıyorlardı belki ama Romalı askerleri hemen görevlendirip zorla o paraları aldırıyor. Tabii. E, Matta adındaki bu adama diyor ki ardımdan gel diyor. Şimdi burası bunlar çok küçük ayetler ama çok önemli ayetler. Çünkü ardımdan gel dediği anda adam kalkıp İsa'nın ardından gitti. Ya düşünün bir kere birisi size gelecek. Siz şimdi düşünün. Birisi size gelecek oturuyorsunuz kahvede oturuyorsunuz ya da konkendesiniz ya da altın günündesiniz. Ne bileyim ya da bebeği almışsınız torununuzu parka götürmüşsünüz tutuyorsunuz arabasında. Birisi geliyor diyor ki siz ardımdan gel her şeyi bırakıyorsun işinin gücünü çoluğu çocuğu sana ardımdan gelen, gel diyen adamın peşinden gidiyorsun. Şimdi millet der ya sen aklını neyle yedin? Yani aklını pazarda mı sattın? Ne yaptın? Ve adam sana ardımdan gel diyor bir adam geliyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şu. Öyle bir adam ki bu. Ona baktığınız zaman zaten aradaki farkı anlıyorsunuz. Adamın farklı olduğunu anlıyorsunuz. Öyle bir adam ki bir melek mi, tanrı mı, tanrısal güç mü üzerindeki? Belki o anda anlam veremiyorsunuz ne olduğunu ama biliyorsunuz bir farklılık var bu adamda. Ve adamın onu size söyleyişindeki kudrette siz bir şey seziyorsunuz, bir umut görüyorsunuz, bir ışık görüyorsunuz ve o anda diyorsunuz ki evet, ben seni takip edeceğim. Evet, ben senin ardından geleceğim. Amin. Burada belki çok kısa ve küçük bir ayet. Ardımdan gel. Ve bugün Rab diyor ki belki sen o vergi görevlisi gibi zorbasın evde karını dövüyorsun. Zorbasın iş yerinde. Hep kabadayılıkla, hep efelikle, hep kimse bana yan bakamaz. Ya sen niye bana yan bakıyorsun? Yok belki kavga çıkaran birisisin. Hiçbir şey sana hayır denmiyor. Ters konuşulmuyor. Sana hiç kimse aykırı senin söylediklerine bir şey söyleyemiyor. Ya baş belasısın. Ama Tanrı sana diyor ki ardımdan gel. Ben seni başka bir adam yapacağım. Seni değiştireceğim. Seni hizmetimde kullanacağım. Ve seni yumuşatacağım, merhametli yapacağım ve sana merhametli ve yumuşak olmanın bir zayıflık olmadığını da öğreteceğim. Çünkü aldı bu vergi görevlileri ne yaptı? Kendi öğrencileri yaptı. Onlar artık zorbalık zorbalığı bırak, eziyet gördüler İsa'nın adıyla. Bugün Rab sana diyor ki, seni ben kendi adıma kullanacağım. Seni değiştireceğim. Senin bu halinden ne sen memnunsun, ne ben memnunum. Sana gel yeni bir hayat veriyorum. Gel sen kardeşim yeniden doğ. Sen de zaten bu kelimeyi seviyorsun. Yeniden doğmak. Buna ihtiyacın var bugün. Amin. Bıkmışsın zaten. Bu eski hayatından bıkmışsın. Bu çevrende gördüğün pisliklerden bıkmışsın. O pisliklerin bir parçası olmaktan bıkmışsın. Bugün seni iyi bir temizlenmenin, hamama girip şöyle bir keselenmenin İsa'nın eliyle. <laughs> onun kanıyla yıkanıp şöyle imanla aklanmanın bugün yeniden doğmanın böyle bebek gibi bebekler banyo yaptırırsın öyle çıkmanın zamanı. Hamdolsun. Hamdolsun. Evet sen de yenilenmek istiyor musun? <laughs> sen de hayata yeniden başlamak istiyor musun? O zaman yüreğini aç ve İsa Mesih'e seslen. Rab beni değiştir. Ben değişmek istiyorum. Şimdiye kadar kendimi değiştiremedim. Çok <laughs> hatalar yaptım. Fiyaskoyla bitti ama senin bana vereceğin güçle ben yeniden başlayabilirim hayatıma. Ona seslenin samimi bir şekilde. Bu matta olsun, zakay olsun. İsa Mesih'i izlemeye karar verdikleri zaman hayatları değişti. Nereden anlıyorsun? Zakay Zekay olayında hemen şu aklıma geliyor. Dedi ki kime haksızlık yaptımsa, kimden fazla vergi aldımsa dört misli geri ödeyeceğim. Hı. Yürekte böyle bir tam bir değişme olması gerekiyor. Kırdığınız kişilerden özür dileyin, barışın. Acı çektirdiğiniz insanlara gidin, onlardan özür dileyin. Hmm. Değişimin göstergesi bu olmalıdır. Yoksa ben iman edeyim ama eskisi gibi yaşayayım, eskisi gibi insanları kırmaya. Hayır. İsa Mesih'e iman ediyorsanız hayatınızın değiştiğini de bu şekilde insanlarla olan ilişkinizi düzelterek göstermeniz gerekiyor. Hmm. Rab bu konuda her birinize yardımcı olsun. Evet, değişmemiz gerekiyor, değil mi? Hepimizin değişmesi gerekiyor. Annemin hatırlıyorum mahallede bir kedisi vardı. O kadar çok konuşuyordu ki ismini carcar car koydular. Kedi bile sevgi aldıktan sonra annemden değişti, carcarlık almadı kedinin. Ondan sonra onun ismini Munise koydular kedinin ismini. Evet, demek irginç. ki sevgiye hepimizin ihtiyacı var ve İsa Mesih hayat, Tanrı hayatımıza geldiği zaman gel dediği zaman bize demek ki değişiyoruz, değil mi? Evet evet. Sonra bu olayda ne oldu? Ee, İsa Mesih Mattanın evine gitti ve Matta diğer vergi görevlisi e, arkadaşlarını çağırdı diğer insanlar vardı günahkarlar sıradan insanlar vardı ve ferisiler de oradaydı tekrar evet. ve gördüler ve eleştirmeye başladılar tekrar İsa'yı bunu sık sık görüyoruz her olayda İsa Mesih nereye gittiyse ne mucize yaptıysa ne dediyse ferisiler onların yanında hemen İsa'nın yanında eleştirecek bir kusur bulacak bir şeyler yapıyorlardı evet. ve burada da aynı şeyi yaptılar Bunu gören ferisiler İsa'nın öğrencilerine sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek Aa, yiyor diye evet. sordular. Sizin öğretmeniniz. <laughs> yani birisi dindarsa, birisi kendini Allah yoluna verdiyse diğer günahlı insanların arasında artık bulunmayacak mı? Onlara selam vermeyecek mi? Onlarla konuşmayacak mı? Tabii. Onlarla birlikte yemek yemeyecek mi? Ne, ne <laughs> dersin? Bazı aslında, dindar insanlar yapıyorlar Aslında bu genel bir e, ve yanlış düşünce tabii. Ve bu bir artık alışılmış bir olay haline de gelmiş. Bir insan birazcık zaten dindarlık olayı işin içine girdiği zaman ne oluyor? Hemen kibir. Kendini iyi görüyorsun. Diğerleriyle karşılaştırıp bizim gibi yapmayan, daha da iyi görüyor. Mesela ben şimdi bu şalı buraya kolumu kapatıyorum, takıyorum. Birisi açık bluzla dolaşıyor. Ben hemen bakayım, aa ben böyleyim, bak bunu taktım, ondan daha iyiyim, şunun haline bak cehennemlik diye düşünmeye başlıyorum Hı. ve o kişiye tabii böyle bir düşünceye girdiğiniz zaman o kişiyle dost olmanız ya da sevgi göstermeniz imkansız, imkansız yani. oluyor. Ama insanın zaten amacı e, kurtarmak, onun amacı sevmek, düşmüşü onun amacı düşmüşü mi? kaldırmak, iyileştirmek, şifa vermek olduğu için dışlananları. Yalnızlık o onların peşinden gidiyor. Amin. Yani millet kaçarken ay bunun problemi mi var? Ay bunların ailesinde şu oluyor. Ay bunların böyle oluyor diye kaçarken İsa diyor ki hayır hayır. Ben o düşmüşe gitmek istiyorum. Ben o hastaya gitmek istiyorum. Ben o kalbi kır, aldatılmış kadına gitmek istiyorum. Belki bugün aldatıldınız. Onun ezikliğini, terk edilmişliği, reddedilmişliği, aşağılanmayı yaşıyorsunuz. İsa diyor ki oh, o sen benim tam aradığım kişisin. Seni sevgimle şımartmak istiyorum, sevgimle yaralı kalbini iyileştirmek istiyorum Amin. diyor. Amin. Ve İsa'nın gittiği bunlar. Ben eskiden öyle diyordum. Diyordum ki ben hastayım ve benim doktorum İsa, benim hastanem kiliseler. Ve insanların buna ihtiyacı var. Şifaya ihtiyaçları var insanların. İnsanlar kolay kolay her yerden kabul görmüyorlar. Aslında. İnsanlar çıkar olmadıkça karşıdakine selam vermiyorlar. İlişkilerini evet. bu şekilde çıkar e, hesabı üzerine kurduklarından dolayı bir de kendileri bir soylu bir aileden geldiyse eğitimliyseler, oh. paraları varsa evet. diğer insanları yani köpekleri kedileri daha değerlidir insanlardan tabii. öyle e, insanların şimdi köpeklere kedilere fazla bulaşma evet. bence benimdir. <laughs> evet. E, yani e, böylesine dışlanmış olabilirsiniz. Evet. İnsan böyle insanlar tabii, tabii, çok. Tabii, tabii. E, ancak İsa Mesih bu tür kişileri kabul edip sevdiği vakit gerçek kişiliklerine kavuşuyorlar. Evet. İsa ne dedi bu olay karşısında? Bunu duyunca şöyle dedi, sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı vardır. Evet. Sen sağlam olduğun sürece, başın ağramadığı sürece doktora niye gidesin? İlaç alır mısın? Almazsın. Sağlamsın. Görünmezsin. Hastaneye gitmezsin. Ama bir tarafın ağrıdığı vakit, boğazın sesin kesildiği vakit ilaç alırsın. Evet. Başın ağrırsa ne bileyim çay demlersin, nane limon yaparsın, içersin. Rahatsızsın çünkü iyileşmek istiyorsun. Sağlam kişiler gitmiyorlar doktora. Günahkar, kendilerini doğru sayan kişiler de Rabbi aramıyorlar ben nasılsa doğruyum diye. Ya benim kardeşim biraz öyle çünkü dürüst bir çocuk, çok çalışkan. Hiçbir şey yok. Yani baktığın zaman hayatına bir yanlış yok adamda. E diyor ki ben iyi e Allah'a da inanıyorum. De başka bir şeye ihtiyacım yok ki benim diyor. Ama onun ötesinde düşmüş birisi var. Ya da çalmış, çırpmış, hata etmiş, günah işlemiş, çamura bulanmış birisi var. O kendi çamurunun farkında. O zaman diyor ki benim temizlenmeye ihtiyacım. Amin. Amin. Rab bu konuda her birimize anlayış versin. Özellikle günahlı olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Evet. Değerli izleyicim. Kutsal Kitap diyor ki hepsi günah işlediler, doğru kimse yok, tek bir kimse bile yok. Hı. Hepimiz koyunlar gibi yoldan şaşırdık. Her birimiz kendi yoluna gitti ve Tanrı'yı aramadığımız için onu hayatımızda ilk yere koymadığımız için hep benliğimizin istekleri peşinde yaşıyoruz. Hep çıkar amaçlı yaşıyoruz. Hep insanlardan bir şey almak istiyoruz. Sevgi yok, sürekli dışlanma var. İnsanlar çaresiz. İnsanlar, e, sizler de belki şu anda yüreğinizde, kendinizi eleştirdiğinizde, baktığınızda gerçekten hiçbir Hı. gerçek arkadaşınızın, dostunuzun olmadığını görüyorsunuz. Sizi olduğunuz gibi seven Tanrı, size gerçek kişiliğinizi geri vermek istiyor. Şeytanın sizden çaldığı bütün değerleri geri vermek istiyor. Bu nedenle İsa Mesih diyor ki, ben onlarda hayat olsun hem de bol hayat olsun diye geldim. Ben iyi çobanım, koyunlarımı severim. Onlar için canımı feda ederim dedi İsa Mesih. Amin. Böyle bir kurtarıcı, böyle bir Rabbimiz var hamdolsun. Olduğunuz yerde yüreğinizi açarak ona seslenin benimle birlikte deyin ki Rab ben günahlıyım. Beni affet. Hayatıma gir, beni özgür et. Beni yeniden yarat bugün. Amin. 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 Bu duayı ettiyseniz İsa Mesih sizin yüreğinize girecektir. Çünkü o diyor ki kapıda duruyor ve çalıyorum. Eğer benim sesimi işitir ve kapıyı açarsanız ben içeri gireceğim. Vahiy kitabı 3. bölüm 20. ayette İsa bunu söyledi. Ona yüreğinizi açın ve iman ettiyseniz, onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz bize yazın. info .com ya da hristiyantürk adreslerine yazarak bize İsa Mesih'e iman ettiğinizi ya da dua konularınızı hiç çekinmeden bizimle paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa da çekinmeden bize yazın, size en kısa zamanda yanıt vermeye çalışacağız. Rab her birinizi bereketlesin. Bir sonraki programda tekrar birlikte olacağız. Allah'a emanet.